Risottonun ön hazırlığını yaparak başlayabilirim. Çünkü neden? Kurutulmuş porcini mantarı var elimde. Ben de porcini mantarlı risotto yapıyorum. Kaynar suyun içinde bu mantarların açılması birazcık zaman alıyor. Şöyle bir 5-10 dakika, belki bir 15 dakika sürebiliyorlar. Tabii bu zaman zarfı içerisinde ne oluyor? Mantarın içindeki aroma, mantar kendi suyunu kaynar suyun içine bırakıyor ve o suyu renklendirmiş oluyor, aromalandırmış oluyor. Ama ben o suyun sadece mantarla renklenmesini ve aromalanmasını istemiyorum. Burada görmüş olduğunuz tavuk suyu var, dondurulmuş tavuk suları var. Bunları piyasada bulabiliyorsunuz. Şimdi tavuğun suyuyla alakalı bir ipucu vermek istiyorum burada. Tavuğun suyunu çıkardıktan sonra kendi buzluklarınıza o suyu döküp dondurabilirsiniz. Burada sesinden de anlayacağınız gibi dondurulmuş 2 küp tavuk suyu var. Dondurulduğu için daha yoğun oluyor normal tavuk suyuna nazaran. Ve de porcini mantarı, kurutulmuş porcini mantarı ve tavuk suyu, bu iki malzemenin birleştiği bir suyla birlikte risottoyu yapacağım ve risottoda bu muhteşem suyu çeke çeke harika, aromatik, lezzetli bir risotto olacak. Şimdi efendim bu tencereyi bu ocağın üzerine, ocağın bu gözünün üzerine aldıktan sonra kaynayan suyu ekliyorum. Tabii şimdi kaynayan suyu ekledikçe bu dumanlar çıkıyor ya, bu yükselen dumanların çıkmasını istemiyorum. Bu dumanları tam tersi içeri hapsetmek istiyorum. Daha fazla çıkmasınlar. Tabii şimdi kaynayan suyun da etkisiyle birlikte oradaki reaksiyon tabii bir anda termal şoka maruz kalıyor. Bütün o çıkan buharın üzerine sadece kaynayan suyun buharı değil, aynı zamanda içine koyduğu mantarın, tavuğun, yani ne kadar zararı neresinden dönersem kârdır. Oradaki bütün aromayı kaçırabilirim. O yüzden bir an evvel elimi çabuk tutup kapağı kapıyorum ki içerideki aroma kendi devinimini sağlasın. Ve altını da çok az açıp kısacağım. Peki risottoda kullanacağım diğer malzemelerin de o zaman ön hazırlığını yapayım ki ondan sonrası sadece montaja kalsın. Burada kocaman bir soğan var. Eğer kocaman bir soğan varsa yarısı bana yetiyor. Benim ihtiyacım olan orta boy, ortadan hallice bir soğan. Bu soğanın yarısını aldım. Ve şu şekilde burnuaz kesiyorum. Buna burnuaz deniyor. Sonrasında bıçağınızı tezgaha paralel bir hale getirip bu şekilde çizikler atıyorsunuz. 2 veya 3 tane bunu yaparken soğanın üzerinden elinizle muhakkak bastırın, parmaklarınızı güvenceye alın ve ondan sonra bıçağınızı yukarıdan indirmek suretiyle bu burnaz adını verdiğimiz ufak dilimleri, ufak soğan dilimlerini elde ediyoruz. Şimdi efendim burada risottonun hazırlığını yapmış oluyorum. Soğanları da bu şekilde kesip bir kaseye aldıktan sonra, ama şimdi biraz bekleyeceğim. Şimdi efendim o zaman hızlı bir şekilde aradan risottoyu çıkaralım. Nerede benim arborio pirincim? Normal şartlar altında biliyorsunuz biz pirinçlerin nişastasını almak için uğraşırız. Suda bekletiriz, yıkarız vesaire. Arborio pirincinde ise tam tersi, pirincin nişastasını kullanmak istiyoruz. Şimdi önce şöyle bir ateşte tavamı ısıtıyorum. Bakın burada demin yaptığım suyla yan yanayım. Su aktarması hep böyle komşu komşu olacak. Şimdi çok iyi kalite bir zeytinyağı kullanın risotto yaparken benden size söylemesi. Bu zeytinyağını da ısıtın efendim tavanızda. Böyle bir 3-4 yemek kaşığı bence iyidir. Ne de olsa uzun uzun çekeceğiz. Çektireceğiz daha doğrusu. Yağ ısındıktan sonra veya ısınma aşamasındayken çok fark etmez. Hemen soğanı ekledim. Şimdi sesi duymaya başlayacaksınız. Soğanı şöyle hafif bir rengi atıncaya kadar kavuruyorum. Dilerseniz bu bilek hareketiyle tavayı bu şekilde git gel yapabilirsiniz. Dilerseniz bir kaşık yardımıyla tavanın yağında nüfuz ettiği yerlerde tavanın tabanını bu şekilde kaşığınızla gezdirerek soğanı yayabilirsiniz. Mantarların da yumuşadığını görüyorsunuz. Ve şimdi pirinci de tavaya ekleyip soğanla birlikte arborio pirincini kavurunuz. Ve bu risottonun özelinde tuzunu ve karabiberini ilk suyuyla birlikte, ilk suyunu vermeden önce verebilirsiniz. Çünkü sonrasında yoğun aromatikler devreye çıkacak, sahneye girecekler. Mantar ve tavuk suyundan bahsediyoruz. Oldukça kuvvetli iki tane mutfak malzemesi, gastronominin oldukça önemli iki tane malzemesi. Ve ilk suyuyla başlıyorum. Altını kısın efendim risottonun.
Ufak ufak suyun içindeki mantarları da pirincin içerisine verebilirsiniz. Zaten ne zaman anlayacaksınız, ikinci bir su zamanı geldi. Şöyle kaşığınızla ortadan ikiye tavayı çektiğiniz zaman, ne zaman ki iki yaka bir araya gelmiyor, o zaman bir sonraki suyu verme vakti geldi demektir. Şimdi demin dediğim hikaye gösteriyorum. İki, şöyle ortadan kaşığınızı çektiğiniz zaman iki yaka bir araya gelmiyor artık. Demek ki bir sonraki suyu ekleme zamanı geldi. Hop, aradan mantarları da alıyorum. Risotto hazır. Risottonun altını kapadıktan sonra tereyağı ve parmesan peyniriyle bağlıyorsunuz. Risottoyu bağlıyorum. Risotto genelde düz bir tabakta. Şu şekilde tabağa yayılmak suretiyle servis ediliyor. Risottoya da şöyle bir testini yapalım. Okey, sınıfı geçti sanırsak. Risotto hazır.